Hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte çok farklı bir şey yapacağız birkaç YouTuber daha yaptığı bir şey bu e, onedio.com'da böyle farklı farklı testler var ee, onları hep beraber yapacağız böyle farklı bir şey olacak yani. Böyle normal test çözeceğiz, takılacağız, muhabbet gırgırını yapacağız. Ee, ilk testten başlayalım. Bu insanlık testinden geçebilecek misin diye bir testle başlamak istiyorum. Dediğim gibi e, hani birkaç Türk YouTuber'ın da yaptığı bir şey bu. Ben de onlardan esinlendim. Zaten bunu söylemekte çekinecek bir şey yok. Ee, ben de bir yapayım dedim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi başlıyoruz. Kulaklık niye var? Hani oyun oynamıyorsun ne alaka? gözlüğümü şöyle tutsun diye. Çünkü yoksa düşüyor. Ben beraber öyle konuştuğum için düşüyor. O yüzden gözlük var. Şimdi biz Simpson'dan şey görüyoruz. İlk olarak hangi durumda yalan söylersin? Sevdiğim yerini korumak için söylemem. Herkes yalan söyler. Söylemiyorum derken bile kendini korumak için söylemem. Asla söylemem. Şimdi bu biraz riskli bir soru. Ee, bence hep herkes yalan söylemiştir ama tatlı yalan. Yani şimdi yalanların farkı var. Ama kendimi kovmak için tatlı yalanlar çok kullandım ama sevdiğim birini kovmak için daha kötü yalanlar söylediğim olmuştu o yüzden sevdiğim birini kovmak için söyledim dedim. Diyelim ki birisi canını çok kötü yaktı sana asla affedemeyeceğim bir şey yaptı ne yaparsın düşüneyim ben de onun canını yakarım yok o izikçi olur o insanı hayatımdan tamamen çıkarım bu da mantıklı hiçbir şey gün gelir devran döner bu da mantıklı yani. Öyle bir intikamını doğduğuna öyle pişman olur. Yok. Gebek yok. Ee, zaten böyle bir şey yiyorsanız hata bendedir. Çünkü yani ben arkadaşlarımı çok iyi seçen biri olduğum için hiçbir hiç hayatımda arkadaş kazı yemedim. Allah kimsenin başına vermesin. O yüzden tamamen çıkarım yani bir yanlış yapmışım derim. Çünkü ben arkadaşlarımı çok dikkatli seçerim. O yüzden gidip onu doğduğuna pişman etmek yok. Benim hatam onunla arkadaş olmasaydım yani. Neyse bir arkadaşın evine misafir olarak geldi. Bir hafta sonra evde bir eşyanı hiçbir yerde bulamıyorsun. Her yere aradın ama yok. Daha sonra bir baktın ki kaybettiğin eşyanın aynı o arkadaşında. Ne yaparsın? Aa çok güzel nereden aldın diye sorarak tepkisine bakarım. Ya bunun aynısından bende de vardı ama kaybettim demek laf sıkarım. Birazcık daha taklı bu. Herkesin içinde ona hırsız olduğunu söylemem hiçbir şey. Yani hepsini o aldıysa herkesin içinde ona hırsız olduğunu söylemem. Daha önce hiçbirine zarar verdin mi? Ya da içten içe bunu çok istedin mi? Tabii ki de hayır. Evet Voldemort. Oh. Yok tabii ki de kimseye. Bir hayvana bile insanı geç. Hangi durumda sevgilini aldatırsın? Benimle TV kadar ilgilenmiyorsa eğer o da beni aldatıyorsa başkalarından hoşlandıysam hiçbir durumda aldatmam hiçbir durumda aldatmam. Eğer o da beni aldatıyorsa. tamamen kendime göre doğru cevaplar vermeye çalışıyorum. Benim niyetime kadar ilgilenmiyorsa ayrılırız yani aldatmaya gerek yok. Başkasından hoşlandıysam ya zor ya. Hiçbir durumda aldatmam. Bilmiyorum ki yani görmek lazım. Belki de öyle bir kalbimiz çalınır ki olabilir yani. Eğer o da beni aldatıyorsa en güzel böyle diyeyim. Beni aldatıyorsa ben de aldatırım yani. Hani aldattığını biliyorsam ben de ama ayrılırız ya yani ne bileyim bu, bu soruyu geçerim. geçelim bu soruyu pek anlamadım. Sokakta yürürken bir evsiz gördüğün zaman ne yaparsın? Tamamen dürüst bir cevap olursa yiyecek bir şey alıp vermem. İş bulmasını söylemem. Para veririm değişir yani bir kez yaşamıştım bir kez yani bir kez demeyeyim hani birkaç kez böyle çok cidden şey etkilendiğim bir şey olmuştu ama genelde görmezden geliyor çünkü e, hani kandırmaya yönelik dilenci çok özellikle İstanbul'da o yüzden genelde görmezden geliyorum ama bazı durumlarda değişiyor artık giymediğin kıyafetleri kullanmadığın eşyaları ne yapıyorsun ihtiyacı olanı veriyorum saklıyorum belki bir gün lazım olur ikinci ecele satıyorum atıyorum ee, at genelde bununla annem ilgileniyor böyle küçük ben bana küçülmüş kıyafetleri soruyor bana sonra ihtiyacı olanları veriyor diye biliyorum yani öyle hani aynen atmıyoruz ihtiyacı olanları veriyor ya yani annem veriyor ben değil <laughs> ama yani iyi bir şey yapıyor son olarak sence bu mesleklerden en kutsalı en önemlisi ee, Ambulans şoförlüğü, doktorluk, itfaiyecilik, imamlık, polislik, öğretmenlik. Yani şimdi hepsi önemli bence. Ama e, yani şu sağlık kategorisine girdiği için bu çok önemli. Bu da hani bir insanın bir birey olması için çok önemli. Tamam aile eğitimi de çok önemli de bu da çok önemli. ya yani bunların oluşmasında bunun da etkeni var. Ama gene de doktor diyeceğim. Ne çıktı sonucumuz? İnsanlık senin damarlarında akan kan. Sen kesinlikle bu dünyada göreceğiniz en iyi insanlardan birisin. Estağfurullah. Yardıma ihtiyacı olan birine hiçbir hiçbir yardım esirgemez. Elinden geldiğince herkes için bir şey yapmaya çalışır. Ve hatta yeri geldiğinde başkalarının sorunlarını kendinin önüne bile koyarsın. Ama her şey daima böyle ilerlemiyor. Senin de sabunun taştığı noktalar tabii ki de toleransının tükendiği anlar oluyor. Yine de öyle zamanlarda bile olabildiğince kimseyi kırmadan kendi kendini halletmeye çalışıyorsun bazı şeyleri. Elbette çok doğru yapıyorsun ama bunu yaparken sakın kendine çok fazla yıpratayım deme kimse senden daha önemli değil. Bunu unutma diyor. Güzel bir testi. Yani güzel de bir de şunu yapalım bakalım. Bu da 25 Ocak'ta eklenmiş. Gözünü ilk çarpan figürle önceki hayatında kim olduğunu söylüyoruz. Önceki hayat yani birazcık o of, böyle şey dini bir konu da önceki hayat diye bir şey yok ama bakalım yapalım nasıl ne çıkacağız bakalım görelim. Yani yok demeyelim de yani yok yani. <laughs> Bilmiyorum ki <laughs> bu konuda da fikirlerinizi yazın. Yoktur yani. Ama ya varsa işte her zaman bir soru işareti. Neyse. Hadi başlayalım. Burada ilk ne gördün? Oturan kadın gördüm. Bir surat yere uzanmış hamile bir kadın. Dizlerinin üzerine çökmüş kadınlar. Aynen. Şıklara bakmadan ilk şeyi yorumlayacağım. Yan profil gördüm. Direkt saçtan amca gördüm yani ilk görüşte bebekli bir kadın bastonlu ve siz de kendiniz cevaplayın yan duran bir adam suratı bu çok klasik buna alıştım artık ya buna ilk görüşte o iki kemancıyı gördüm şarkı söyleyen iki adam şimdi pek tanıdık olma ama karmaşık bir resimde ilk ne gördün hop iki tane insan şu ve şu kafatasını da gördüm şimdi de kafatası değil iki insan gördüm Yorum yok ilk ne gördün ya Mona Lisa direkt bunu hiç şey yapmaya gerek yok burada bir kötü adam var burada bir kedi var burada da bir köpek var Ama ilk Mona Lisa yani direkt göz alıyor Etkileyici değil mi? ama bize ilk ne gördün lazım kadın suratı görüyorum ben Değişik bir resim daha burada ne görüyorsun Kadın gene şapkalı kadın Kollarını koymuş böyle Kitap okuyan bir kadın Peki burada ne görüyorsun? Gene iki kadın. Şemseli kadınlar. Burada ne görüyorsun? Oo. Bu bir garip oldum. İlk görüşte John Lennon ama sonra şunları da fark ettim. Ama John Lennon diyeyim. Birçok şey görmeye bekliyor ama sen hangisini gördün? Oo. Yani hani <laughs> Şimdi bir göl desem kimse inanmaz. <laughs> ya çıplak genç bir adam desem konu farklı bir eve çekilir. Yan bir adam sıvatı o da çok zor yani şuradan göz falan şöyle bir burun mu? Evet bu da ağız. Ama ilk çıplaklık yani sonuçta doğa gereği, erkeklik gereği ilk önce göze zaten genelde de hep kadın çarptı. Yani göl değil ilk kadını gördüm yani, ellerini kaldırmış böyle. Çocuğu da gördüm de ilk o dikkat çekti. Mustafa ben leylek görmüştüm. Neyse tamam. Etkileyici bir resim daha. Ne görüyorsun? Söyle bize. Bir kadın suratı iki at gördüm. İki at, iki at gördüm değil mi? Aslında ayaklardan demek at olduğunu. Yani sanki şuraya bir baktım da iki at gördüm. Ne var sence burada? Gene at. At kafası. At kafası artık bize çok şey ama. Bir at ve iki adam görmedim. İlk at gözüme çarptı. Korkusuz bir savaşçı. İşte bu. Bakalım sana gösterdiğimiz resimlerde gördüğün ilk imgeleri göre. Senin önceki hayatında senin korkusuz bir savaşçı olduğunu anladık. Gerçekten çok zor bir hayat yaşamışsın. Tarif edilemez acılar yaşamış ve maalesef hayatta kalmak için sürekli savaşmak zorunda kalmışsın bu da seni korkusuz ve efsanevi bir savaşçı yapmış. Kimse karşına çıkmıyor, cesaret edemiyor, hiç kimse seni yenemiyormuş. Adeta düşmanlarının dizlerini istiyormuşsun. Geçmişteki seni hayal kırıklığına uğratma, engeller karşısında korkup pes etme, damarlarında akan o savaşçının kanını hisset ve başaramayacağın hiçbir şey olduğunu unutma. Evet, eski hayatımda ben... Aslında Leonidas'la beraber savaşmıştım. Evet. O 300 Spartalı'dan biri benim falan. Yok. Neyse tamam. Ee... Tamam. ha. <laughs> Arkadaşlar süreye baktım. Doğan bir duraksadım. Göremedim. 10 dakika olmuş. Ee, test için yeterli bir süre. Çok fazla da uzatmanın anlamı yok diye düşünüyorum. İki tane test yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Çok eğlenceliydi. İlk iki gün çok güzel bir test. İkincisi de farklı bir test ama ben eğlendim güzel testler var. Siz de girip yapabilirsiniz. Yorumlarınızı ve daha fazlasını istiyorsanız beğenilerinizi eksik etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.